Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biri kör, biri kel ve biri de alaca hastalığına yakalanmış İsrailoğullarından üç kişiyi Allah-u Teala'nın imtihan etmeyi murad etti ve onlara bir melek gönderdi. Melek, önce alacanın yanına gelerek ona şöyle dedi. En çok neyi isterdin? Adam, güzel bir cilt, güzel bir renk ile insanların benden tiksinmelerine sebep olan bu halimin giderilmesini, dedi. Melek, onun bedenini sıvazladı. Alacalığı yok oldu ve güzel bir cilde erişti. Melek ona, mallarından en çok hangisini seversin, dedi. Adam, deve yahut inek, dedi. Allah ona 10 aylık yüklü bir deve verdi. Melek de, deve senin için hayırlı ve mübarek olsun, dedi. Melek sonra kelin yanına geldi ve şöyle dedi. En çok ne isterdin? Adam, güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran kelliğimin yok olmasını, dedi. Melek, başını sıvazladı, kelliği gitti ve kendisine Allah tarafından güzel bir saç verildi. Sonra melek ona, mallardan en çok hangisini seversin, dedi. Adam, ineği, dedi. Allah'tan ona yüklü bir inek verildi. Melek ona, Allah sana ineği hayırlı ve mübarek kılsın, dedi. Melek sonra köre gelerek şöyle dedi. En çok ne isterdin? Kör ama Allah'ın gözlerimi iade etmesini ve insanları görmeyi, dedi. Melek adamın gözlerini sıvazladı. Allah da adamın gözlerini geri verdi. Melek, mallardan en çok hangisini seversin, dedi. Adam, koyun, dedi. Allah tarafından adama doğurgan bir koyun verildi. Bunlar peş peşe doğurarak nihayet her türden vadiler dolusu hayvan meydana geldi. Sonra melek, insan şeklinde ve kılığında alaca hastalığına yakalanmış olan o adamın yanına gelerek, ''Ben fakir biriyim. Beni evime ulaştıracak bütün yolculuk imkanlarım kesildi. Bugün benim yurduma ulaşabilmem ancak Allah'ın ve senin sayende mümkündür.'' Sana şu güzel rengi, teni ve malı veren Allah için senden yoluma devam edebilmem ve yerime ulaşabilmem için bir deve istiyorum, dedi. Adam, hak sahipleri çok, veremem, dedi. Melek, seni tanır gibiyim. Sen insanların hoşlanmayıp kaçtığı, sonradan Allah'ın lütfedip zengin yaptığı fakir Abraş değil misin, dedi. Adam, ben bu mala dededen babaya intikal suretiyle miras olarak sahip oldum, dedi. Melek, eğer sözünde yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin, dedi. Melek kel adama geldi. Abraş'a dediğinin aynısını ona da dedi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek, yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin, dedi. Daha sonra aynı kılık ve görünüşte köre gelerek şöyle dedi. Ben yolda kalmış fakir biriyim. Yol imkanlarım kesildi. Artık bugün varacağım yere ulaşabilmem ancak Allah'ın ve senin sayende mümkündür. Sana gözlerini geri veren Allah için yolda faydalanmak üzere senden bir koyun olsun istiyorum. Kör, ben kör bir adam idim. Allah da bana gözlerimi geri verdi. İşte sürü, istediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki yüce ve güçlü olan Allah hakkı için
alacağın hiçbir maldan dolayı sana güçlük çıkaracak değilim, dedi. Melek, malın sende kalsın. Siz ancak imtihan edildiniz. Allah senden razı oldu, arkadaşlarından ise hoşnut olmadı, dedi. Her nimet bir imtihan vesilesidir. Nimeti vereni hatırlamak ve ona teşekkür etmek hem nimeti arttırır hem de bereketlendirir. Nimeti vereni tanımamak ve nimetin asıl sahibini unutmak ise küfranı nimet, yani nimete karşı nankörlüktür. Allah Resulü insanın acziyetini, varlıklı halini, şükredip etmeme durumunu çarpıcı bir misalle arkadaşlarına anlatmıştır. Sahabenin meşhur öğrencilerinden ve asrının ileri gelen alimlerinden Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayret tamiz davranışı bize anlatır mısın?" der. Hazreti Ayşe bir müddet sustuktan sonra şöyle cevap verir. Bir gece bana, "Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi ben sana yakın olmayı da seni sevdirecek şeyi de severim," dedim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda ağladı ve gözyaşları göğsüne, sakalına ve secde ettiği yere damladı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah ezanını okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi, "Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" Allah Resulü'nü mübarek ayakları ya da bacakları şişinceye kadar ibadete yönlendiren duygu, Allah'a şükretme duygusudur. Kendisine yeni inen ve göklerin ve yerin yaratılışını, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesini, akıl sahipleri için ibret olarak takdim eden ayetten sonra, derin tefekkür sahibi bir peygamber elbette ona şükretmeyi seçecekti. İnsana biri şükür, teşekkür, diğeri küfür, nankörlük olmak üzere iki yol gösterilmiştir. Yüce Yaratıcı ona akıl ve irade vermiştir. İster şükreden biri olsun, isterse inkar eden biri. İster kadirşinaslığı, yani iyiliklerin değerini bilme yolunu tercih etsin, isterse nankörlük yolunu. Şükür, Yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve beden ile övgüde ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygı ile itiraf etmedir. Kalbin şükrü, niyetleri verenin Allah olduğuna inanmak, dilin şükrü, Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek, bedenin şükrü, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve onun yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek, malın şükrü ise sadaka ve zekat vermektir. Şükür aslında bir kulluk bilinci, bir yaşama biçimidir. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a kul oluşun bir gereğidir. Güzel isimlerinden biri de Şekur olan, yani kendisine yapılan şükranları kabul eden Allah, İnsanın kendisine şükretmesini, nankörlük yapmamasını istemektedir. Ayrıca o, yapılan şükrü karşılıksız bırakmamakta, şükre karşı daha fazlasını lütfetmektedir. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz gerçekten azabım çok şiddetlidir.
Aslında şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, bilmelidir ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O çok kerem sahibidir. Ne var ki çoğu insan şükretmez. Bir kısmı da çok az şükreder. İnsanlığın örnek şahsiyetleri olan peygamberler hep Rablerine şükretmişlerdir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh hakkında "O çok şükreden bir kul idi" derken, Allah'ın nimetlerinden dolayı Hazreti İbrahim'in, kendilerine verilen ilimden dolayı Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'ın hamd ve şükürlerinden bahsetmektedir. Hazreti Peygamber sevindirici bir durumla karşılaştığında Allahu Teala'ya şükür için secdeye kapanırdı. Bir keresinde Mekke'den Medine'ye giderken Azvera denilen yere yaklaşınca bineğinden indi. Sonra ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua etti. Sonra secdeye kapandı. Uzun bir müddet secdede kaldı. Sonra kalktı. Ellerini kaldırıp bir miktar daha Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı, uzun bir müddet secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir miktar daha Allah'a dua etti. Sonra tekrar secdeye varıp uzun bir vakit secdede kaldı. Sonra secdeden kalktı, ellerini kaldırıp biraz daha Allah'a dua ettikten sonra yine secdeye vardı ve sonra şöyle buyurdu: Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Ben de bunun üzerine Rabbime secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetim için bağışlanma diledim. O da bana ümmetimin geri kalan üçte birini bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere secdeye kapandım. Allah Resulü'nün bu ve benzeri uygulamalarından dolayı bir nimetin kazanılmasından veya bir felaket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak, secdede iken Allah'a hamd ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkmak şeklindeki şükür secdesi güzel görülmüştür. Bu, kulluğun ve İslami terbiyenin doğal sonucudur. İnsan, kendisine sayısız nimetler lütfeden Rabbine şükretmekle kalmamalı, iyiliğini gördüğü insanlara da teşekkür etmelidir. Hazreti Peygamber bir defasında bunu şöyle ifade etmiştir: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Kendisine bir iyilikte bulunana ya da hayrı dokunana teşekkür etmek İslam ahlakının gereğidir. Bunun nasıl olacağını Hazreti Peygamber'den öğrenmekteyiz. Kendisine bir ikramda bulunan kişi, imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana övgüde bulunsun. Çünkü bir iyiliği öven şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyen ise nankörlük etmiş olur. Kendisine bir iyilik yapılan kimse, iyiliği yapana, "Allah seni hayırla mükafatlandırsın" derse en güzel övgüde bulunmuş olur. Bir diğer hadiste, bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu kimseye söylemeyerek gizlerse ona nankörlük etmiş olur ifadeleri yer almaktadır. Mayasında mal ve dünya sevgisi olan insanın konumu yükseldikçe, varlığı arttıkça Rabbine karşı şükrü de artması gerekirken nankörlüğü artar.
İnsan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisini yeterli gördüğü için azgınlık eder. İşte bütün çeşitleriyle yerine getirilen şükür, bu kulluk bilincini muhafaza eder. Yiyip şükreden kimse, sabrederek oruç tutan kimse gibidir, buyuran Peygamber Efendimiz, müminin varlıkta şükrederek, darlıkta ise sabrederek kazançlı çıkacağını belirtmiştir. Musibete uğrayınca sabreden, nimet verilince şükreden, kendisine haksızlık yapılınca affeden ve kendisi haksızlık yapınca da istiğfar eden müminlerin korkudan emin olan ve hidayete erişmiş kimseler olduğu müjdesini vermiştir. Sayısız nimetin kendisine bahşedildiği insan, aldığı ve verdiği her nefeste, işittiği her seste, gördüğü her şeyde, tattığı her lezzette, dokunduğu her nesnede, kavradığı, idrak edebildiği her gerçekte bu kabiliyetleri kendisine veren Allah'ı anmalı, kendi acizliğinin farkına varmalı ve kendisine hayat bahşettiği için Yüce Yaradan'a şükran duymalıdır. Unutmamalıdır ki sadece kendisi değil, melekler de dahil olmak üzere 7 kat göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar hamd ile Allah'a karşı minnettarlığını dile getirmektedirler. Dolayısıyla hamd eden bir kul olmak, kainatın bütününün anlamlı bir parçası olmak demektir. Bütün bunlara rağmen Allah-u Teala, "Kullarımdan şükredenler pek azdır," buyurur. Bu durum şükredenlerin bahtiyarlığını, şükretmeyenlerin talihsizliğini gösterir. Şükretmeyenler daha fazla nimete nail olanlara bakarak kendilerine çok az nimet bahşedildiğini düşünebilirler. Ancak esas olan, Peygamber Efendimizin de öğütlediği gibi, insanın zenginlik ve yaratılış bakımından kendisinden üstün olanlara bakıp dövünmektense, kendisinden aşağıdakilere bakarak sahip olduklarının kıymetini bilmesidir.